Brent petrolün fiyatındaki düşüş sürüyor. Varil fiyatının 110 doların altına düştüğünü görüyoruz. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Ali Arif Aktürk enerji uzmanı gün ortasında konuğum. Ali Arif Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar efendim. Çok teşekkürler. Düşüşün sebebiyle başlayalım. Daha önce de bir düşüş başlamıştı. Bu devam ediyor. Nedir değerlendirmeniz? Aslında düştü ama bugün sabahtan biraz daha yükseldi. Şu anda dalgalı bir seyirde. Dalgalı, evet doğru. Evet. Ama temel nedeni Fed'in faiz artırışı. Fed özellikle Temmuz ayında 26-27 Temmuz'da bir toplantı daha yapacak. Kimi uzmanlara göre 75, kimisine göre 100 bas puan bir artış bekleniyor. Yine 17 Temmuz'da da Avrupa Merkez Bankası'nın 50 bas puanlık bir faiz artışıyla parasal genişlemelere son verileceği bekleniyor. Bunun da etkisi genelde emtialara, özelde de petrole olumsuz olarak yansıyacak. Eğer bu söylediğim radikal faiz artırışı devam ederse ben ham petrolü Eylül ayında 100 doların altında 95'lerde falan görürüz diye tahmin ediyorum. Yani şu anda piyasa bu beklentiyi aldı, bunu görüyoruz. Bunlar artırıldıktan sonra da daha somut olarak yansıyacak diyorsunuz. Ama daha önce de konuşmuştuk sizle. Her ne kadar bu düşse de bizim burada yani bireysel tüketimimizde akaryakıt fiyatlarında bu yönde bir düşüş değil, hatta artış görürüz diyordunuz. Yani bize nasıl yansıyacak bu düşüş? Çünkü iki gündür bir üst üste motorinde indirim oldu. İndirim devam eder mi? Şimdi daha önceki programlarda da söyledim. Dünyada ürün fiyatları yani motorin, benzin fiyatları pandemiden sonra ham petrolle ilişkisi korelasyonu azaldı. Hı hı. Eskiden korelasyon %97'ler mertebesindeydi. Yani ham petrol arttığında ya da düştüğünde otomatik yansıyordu. Ama pandemiden sonra bu korelasyon kırıldı ve bu ürünlerde hem motorin hem benzin kendi mecrasında, kendi arz talep mecrasında çalışıyor. Şu anda da dünyada bir rafinaj sıkıntısı var. Yaklaşık 6 milyon varil günde bir rafinaj eksiği var. Bundan dolayı da ürün fiyatları petrolden daha geç düşüyor diyebiliriz. Şu anda da yaz sezonu özellikle ulaşımda ürüne çok talep var. Hem uçak yakıtına, uçak yakıtının altını niye çiziyorum? Uçak yakıtı motorun üretimini de etkiliyor. Çünkü rafineride alt üründür bu. Hem de benzine olan talep çok fazla. Dolayısıyla ham petroldeki düşüş ürünlere aynı nispetle yansımıyor. Ama bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Mesela bugün EPDK Nisan ayı piyasa raporunu açıkladı. Bizim Rusya Federasyonu'ndan hem şeyde ham petrolde hem üründe de özellikle motorinde ithalatımız artmış. Mesela Rusya'dan %35 nispetinde şey ithal etmişiz. Ham petrol ithal etmişiz. Ham petrol şu anda 35 dolar iskontolu tüm dünyada. Ürünler de keza öyle. Yaptırımlar devam ettiği sürece de Ruslar iskontolu olarak satmaya devam edecek. Bir de değerlenen ruble ile birlikte iskontoyu sürdürebiliyorlar. Dolayısıyla ithalatta aslında bizim şeyimiz artıyor, azalıyor, faturamız azalıyor ama bunu maalesef pompa fiyatlarına çok fazla yansıtamıyoruz. Siz bu konuda hem Rekabet Kurumu hem EPDK bir düzenleme yapmalı demiştiniz daha önce. Yani hala böyle bir beklentiniz var mı? Nedir bu düzenleme? Çünkü bu karlılık, daha doğrusu serbest piyasada ki rekabet konusunda durum nedir şu anda? Şimdi doğru, Rekabet Kurumu ve EPDK bir düzenleme yapması gerekiyor. Normalde 50-15 sayılı petrol piyasası kanununa göre serbest. 10. maddesine göre serbest. Ama olağanüstü günler yaşıyoruz. Bu tartışmanın bir benzeri liberal ekonomi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. Biden yönetimi rafinericileri suçladı kar marjlarını yüksek tuttukları için. Rafinericiler de onunla mektup yazdılar 15 Haziran'da böyle bir şey yok diye. Bizim de en azından şu enflasyonist ortamda, enflasyon neredeyse %90'lar civarında, ithalatta ya da tedarikteki indirimleri pompaya yansıtacak geçici süreyle olan düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Bunu da bağımsız rekabetten sorumlu Rekabet Kurumu ve EPDK'nın
geçici sürelerle en azından ithal faturasına bakarak rafineri çıkış fiyatlarında da makul kar marjı bırakarak bu düzenlemeyi yapması gerekiyor. Çünkü navluna etkiliyor, ulaştırmaya etkiliyor, enflasyona çok ciddi etkisi var akaryakıt fiyatlarının. Ne kadar mesela sabitlenebilir sizce? Yani hala kar edilerek? Yani şimdi pompacıların yani akaryakıt istasyonlarının kar marjları düşük. Ama özellikle rafineri marjları çok arttı. Şu anda varil başına 55 dolar civarında bir kar marjı var. Hmm. Makul kar oranları mesela iç karlılık oranları %15, %20 mertebesinde bırakılarak bir tahdit konulabilir. 135 dolar iskontolu bir ürünü ithal ediyorsan yaklaşık bu %30'a falan tekamül ediyor. Kar marjını da falan koy, makul kar marjını. En az bir %10-12'lik bir indirim yapılması gerekir rafinaj marjlarında. Evet, peki sizin öngörünüz nedir? Yani böyle bir bu şekilde devam edersek eğer, sonbaharda siz nasıl görüyorsunuz akaryakıt fiyatlarını, pompa fiyatlarını? Bir de ilaveten şunu sorayım, enerji uzmanısınız, doğalgaz, elektrik. Çünkü Temmuz'da bir elektrik zammı olmayacak dendi, Haziran'da bir zam yapılmıştı. Kışa nasıl gireriz? Ne bekliyorsunuz o piyasadaki seyirle ilgili? Şimdi önce akaryakıt ilgili sorunuza cevap vereyim. Eğer Temmuz ayında bir Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırışı olursa, Ağustos ayında zaten bir toplantısı yok Fed'in, piyasaları etkileyecek ve Brent aşağı doğru gevşeyecek. Ürünler de nispeten mevsimsel etkisini bir kenara bırakırsak, çünkü yaz mevsiminde özellikle havayolu taşımacılığında da çok talep var. Eylül'den sonra uluslararası piyasalarda gevşeme başlar ürün fiyatlarında. Tabii doların değerini bir kenara bırakıyorum çünkü dolar da %100 etkiliyor. Dolayısıyla benim tahminim Eylül'de, Ekim'de ürün fiyatları uluslararası piyasalarda eğer farklı bir çatışma ortamı olmazsa, Ukrayna-Rusya krizi başka bir tarafa evrilmezse, ürün fiyatlarında uluslararası piyasalarda bir düşüş olacak. Yani bizdeki pompa fiyatı, motorin, benzin fiyatları ile ilgili bir telaffuz edebilir misiniz? Şu aralıkta olur diye onu merak ediyor herkes çünkü. Bu çünkü herkes için çok büyük bir yekün. Şimdi doları tahmin edemiyorum. Dolar eğer değişmezse, bu mertebede kalırsa, ben ürün fiyatlarının, benzinin de motorinin de 22-23 TL'lere ineceğini tahmin ediyorum Eylül sonunda, Ekim başında. Eğer dolar değişmesi dediğim gibi. Evet, doğalgaz ve elektrik de, onu da alalım sizden tahminlerinizi, beklentinizi. Doğalgaz da biraz sıkıntılı, tüm dünyada sıkıntılı. Niye sıkıntılı? Avrupa'da özellikle 4 tane güzergah var Avrupa'yı besleyen, Rusya'dan gelen. Kuzey Akım 1 projesinde kompresör istasyonu ağır bakıma girdi ve Kanada'ya gönderildi. Kanada yaptırımlardan dolayı üniteleri teslim etmiyor ve Kuzey Akım 1'den miktarlar %40'lara düştü. Ve şu anda Avrupa'da gaz fiyatları inanılmaz derecede yüksek. Yani biraz önce baktım 140 eurolarda hafta ticaret TTF'teki fiyatlar. Bu şekilde de devam edecek. Tabii bunun bize de yansıması var. Biz de özellikle kış döneminde spot elenci sıvılaştırılmış doğalgazı bu fiyatlardan alıyoruz. İster istemez bizim de ağırlıklı ortalama ithalat maliyetimiz çok artacak. Ama bunu da tüketiciye pek yansıtmıyor siyasi irade.